Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AYT matematik soru çözümlerinin ikinci dersiyle beraberiz. Parabol soru çözümü dedik ama parabol soru çözümünün içerisinde aynı zamanda ikinci dereceden denklemler konusunu da ekleme gereksinim duyduk. Çünkü ÖSYM o kadar çok fazla soru getiriyor ki bize ikinci dereceden denklemlerle alakalı. Oradan da yine sorularımızı biz parabole benzer olduğundan dolayı, aslında parabolün temeli olduğundan dolayı o kısmı da eklemeyi uygun gördük sizler için dedik ve hadi gelin dersimize başlayalım. Şimdi diyor ki x kare eksi 5 x artı 3 eşittir 0 denkliğinin köklerinden birisi a'dır. Buna göre a eksi 2 çarpı a eksi 1 çarpı a artı 6 çarpı a artı 7 çarpımının sonucu kaçtır diye sormuş bizlere. Şimdi şunu unutmayın, bakın bu ikinci dereceden denklem için değil aslında. Bütün denklemler için burada bir logaritma denklemi de verebilirdi bize veya bir trigonometrik denklem de veya bir birinci dereceden denklem de verebilirdi. Eğer ki denklemin köklerinden birisi şudur budur diyorsa sana söylemek istediği şu: git onu yerine yaz diyor. Denklemin köklerinden birisi a ise de ben gelir burada a'yı yerine yazacak olursam a kare eksi 5a artı a kare eksi 5a, yalnız şunun artı olması gerekecek bizim için. A kare artı 5a artı 3 ifadesinin değeri 0 eşit olacak. Şuraya artı olarak düşünerek soruyu çözün. Arkasından da biz a kare artı 5a, bir kere bu ifade çarpanlarına ayırdığınız zaman ayrılmıyor ifade çarpanlarına. Eksi 3 eşit, yani delta'ya gitmeniz gerekecek, ayrılmıyor derken normal klasik yöntemle ayrılmıyor. A kare artı 5a ifadesinin değeri eksi 3'e eşit oldu. Şimdi bizden istediği şey ise şu: a eksi 2, a eksi 1, a artı 6 ve a artı 7 çarpımının sonucu. Şimdi biz buradan ikili ikili gruplandırmalar yaparak, artık kimle kimi gruplandırmak istiyorsanız, a kare artı 5a ifadesini biz görmeye çalışacağız. Peki biz a eksi 2 ile a artı 7 ifadesini eğer ki çarpacak olursak bu ifadenin değeri a kare artı 5a eksi 14'e dönüşecektir. Bak istediğim oldu, a kare artı 5a ifadesini gördük biz. Arkasından a eksi 1 ile de a artı 6'yı eğer ki ben çarpmak istiyorsam da bu ifadenin değeri de a kare artı 5a eksi 6'ya dönüşecek. Bakın yine a kare artı 5a ifadesi ortaya çıktı. Ben gelir artık bu ifadenin yerlerini eksi 3 değerlerini yazacak olursam, bakın bu ifade de eksi 3'tü, bu ifade eksi 3'tü, yerine yazarsam eksi 17 çarpı eksi 9 ifadesini elde edeceğiz ve bu çarpım değeri de 153 yapacaktır diye söyleyebiliriz biz. Anlaştık mı? Bak burada bizim net olarak öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi şu: denklemin köklerinden birini eğer ki sana veriyorsa diyor ki git onu denklemde yerine yaz. Sayısal değer de verebilir sana veya bu şekilde herhangi bir bilinmeyen ifade bizim karşımıza çıkartabilirdim. Peki geldik yine bir soru tipimiz. Aynı soru tipine biraz benziyor aslında ama birazcık daha kurnaz bir soru kalıbı aslında bu. Şimdi diyor ki denklemin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre ahan da bu toplamın sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi x1 ve x2 bu denklemin birer kökü ise gidip bunları yine benim yerine yazmam gerekecek. Yani soru x1'in karesi eksi 7 tane x1 artı 4 ifadesinin değeri sıfırlandı. Bak bayağı benzedi bizim ifademiz ama bu noktada şuna dikkat etmemiz gerekecek yalnız bizim. Şu ifadeyi biz x2 olarak bir düzeltelim. Şurası peki x2 olacak burası. Peki bizden istediği ifade x1'in karesi artı 7 tane x2 artı 10 ifadesi. Ama bizim elimizde bu ifade çıktı karşısında. Çok da şu an işimize yarayan bir ifade değil gibi duruyor. O zaman buradan x1'in karesi ifadesi 7 tane x1 eksi 4'e eşitlenmiş olacak artık. Ben x1'in karesi ifadesi gördüğüm bölge, bakın bu bölgenin yerine artık şunu yazabilirim. Ne? 7 tane x1 eksi 4 ifadesi. 7 tane x1 eksi 4 artı 7 tane x2 artı 10. Şu 7x1 ile 7x2 değer ki ben 7 parantezine alacak olursam 7 parantezinde x1 artı x2 ifadesinin değeri 10 eksi 4'ten dolayı 6'ya eşitlenir. Ve farkındaysanız da bizim karşımıza bu denklemin kökleri olan x1 ve x2'nin toplamı çıktı. Biz kökler toplamı bulmayı biliyoruz. X1 artı x2 ifadesi eksi b bölü a demekti. Eksi b'ye dikkat edersiniz, bakın burada eksi 7. A'ya dikkat edersiniz, o da 1. Dolayısıyla denklemin kökler toplam ifadesi 7'ye eşitlen. Yani ben gelir bunu yerine artık 7 yazabilirim. 7 yazdığım zaman da 7 çarpı 7 artı 6'dan dolayı 49 artı 6 geldi. Ve bizden istediği ifadenin değeri de bu noktada artık 55 yapacaktır diye söyleyebiliriz biz. Anlaştık mı? Yani bakın yine aynı şey aslında. Bir yandan bize ekstra bir bilgi daha sundu burada. Kökler toplamı bilgisini kullanmayı biliyor musun dedi. X1 ve X2 denklemin kökleri ise bunları yerine yazdığın zaman o denklemin sağlayacağını yine bizlere anlatmaya çalıştı. Yine önemli bir soruydu bizim için.
Peki geldik diğer ifadeye. Diyor ki x bölü 4 eksi 7 tane x kare artı a eksi 4 denkleminin birbirinden farklı 4 gerçel kökü olduğuna göre. Denklemin birbirinden farklı 4 tane gerçel kökü olduğuna göre a sayısının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş bize. İfadenin birbirinden farklı 4 tane gerçel kökü olduğuna göre. Şimdi bir kere bu ifade bakın x üzeri 4'ler x kareler var. Ben şunu yapsam x kare gördüğüm yere ben m diye hitap etsem. Bizim denklemimiz ne oldu? M kare eksi 7 tane m artı a eksi 4 eşittir 0 ifadesimiz elde ettik. Bu ifadenin sonuçta köklerin ortaya çıkartılabilmesi için çarpanlarına ayrılması gerekiyor bu ifade. Çarpanlarına ayrılabilmesi için de o zaman delta ifadesinin sıfırdan büyük olması lazım. Delta içinde 49 eksi yani b kare eksi 4 çarpı a dediğimiz bakın burada m karenin katsayısı 1 onu yazmayacağım. A eksi 4 ifadesinin sıfırdan büyük olması gerekecek. Şu eksi 4'ü ben içeriye atacak olursam 49 eksi 4a artı 16 ifade sıfırdan büyüktür. 4 ay karşıya attığımız zaman da burada 65 ifadesini elde ettik. Biz 65 ifadesi büyüktür 4a'dan yani a küçüktür 65 bölü 4'ten diye söyleyebiliriz biz. Peki bu ifade çarpanlarına ayrıldığı zaman nasıl ayrılacak? M bir şey diye ayrılacak. Şu yanındaki sayıları bakın şu anda biz bilmiyoruz. M dediğimiz bizim burada x kare ifadesiydi. Gelip onu tekrardan yerine yazacak olursam x kare bilmem ney. Arkasından x kare bilmem ney. Şimdi biz ifade 4 tane farklı gerçel kök istiyoruz. 4 tane gerçel kök gelecekse her iki ifade. Bakın burada x kare. Şimdi mesela şunun yanındaki ifade artı 2. Artı 2 kesinlikle olmaz. Niye? Çünkü x kare artı 2 kökü olan bir ifade değil. Çarpanlara ayrılmıyor. Peki ne olabilirdi diye düşünecek olursak da burada kesinlikle ve kesinlikle ne olması gerekirdi? Bir negatif sayı. Aynı şekilde burada da bir negatif sayı olması gerekirdi. İki tane negatif sayının bakın çarpım değeri bizde burada bulunan veya aşağıda yazdığımız burada bulunan sabit terim verecektir. İki tane negatif sayının çarpımı sabit terim verecekse o zaman sabit terimde bulunan a eksi 4 ifadesinin sıfırdan büyük yani a'nın da kesinlikle 4'ten büyük olması gerekiyordu. A'ya dikkat ederseniz bakın 4'ten büyük 65 bölü 4'ten de küçük olacaktır. O zaman a ifadesi 5'ten başlar 5, 6, 7 nokta nokta nokta. 65 bölü 4 ifadesi 64 olsaydı 16 olurdu ama 16 virgüllerde bir sayı. O zaman bizim de ifademiz 16'ya kadar olan değerleri alabilir. Ve burada da 12 tane farklı a tam sayı değeri ortaya çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Bak yorumlama noktasında 10 numara 5 yıllı sorulardan bir tanesiydi. Denklemimiz 4 tane kökü olmasını istiyorsak ikinci dereceden bir ifadeyi dönüştürmek istersek eğer ki yani x kare gördüğüm yere ben m yazarsam bir kere 4 tane kök değil de şu görüntüde kök çıkması için delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. Ona göre biz a'nın bir üst sınır değerini ortaya çıkarttık. Arkasından da bu çarpanların ayrıldığı zaman m bir şey diye ayrılacak. Şu bir şeyleri bilmiyorum yalnız ben nokta yazan bölümleri ben bilmiyorum. M dediğimiz ifade özünde x kare demekti. Geldim o x kare yerlerine yazdım. X karenin yanında bakın artı olmaz burada. X kare artı 3 ifadesinin x kare artı 5 ifadesinde kök yoktur. Ama x kare eksi 4 ifadesinde, x kare eksi 10 ifadesinde, x kare eksi 1 ifadelerinde hep ikişer tane kök gelir. Dolayısıyla burada da x kare yanında negatif bir sayı olması gerekecek. Aynı mantık burada da geçerli. Burada da negatif bir sayı olmak zorunda. O zaman ikisi de negatifse negatif çarpı negatiften dolayı bizim sabit terim değerimiz olan a eksi 4'ün bir pozitif sayı olması gerekir diye yorumlamam gerekiyordu benim sorumum. Peki geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki birbirinden farklı iki gerçel kökü olan ahanda bu denklemin kökler toplamı ahanda bu denkleminde bir kökü ise m değeri kaçtır diye sormuş bize. Şimdi gelip şu ifadeye bakalım bu denklemin kökler toplamı bu denklemin bir köküymüş. Peki kökler toplamını bulalım. X1 artı x2 ifadesi eksi b bölü a ifadesi eksi b dediğim değer bakın burada eksi m a dediğimiz değerde 1. O zaman birinci denklemin kökler toplamı olan x1 artı x2 ifadesi m'ye eşittir. Ve x1 artı x2'nin m'ye eşit olduğu durumda bu ifadenin bir köküymüş. O zaman ben gelir m'yi bu denklemin kökü olduğundan dolayı yerine yazarsam m kare artı 8m artı m ifadesinin değeri sıfıra eşitlenmiş oldu. Yani m kare artı 9m ifadesi sıfırlandı. Ben ifadeyi m parantezine alırsam da m parantezinde m artı 9 ifadesinin değeri 0 yapacaktır.
Buradan m'nin değeri ya 0'dır ya da -9'dur. Soru bize diyor ki m kaçtır diyor. M'nin alabileceği değerleri bul demiyor. M'nin direkt değerini istiyor bizden. Bakın m yerine eğer ki siz 0 alacak olursanız ilk denklemimiz bizim x kare artı 4 eşittir 0 olacak. Bu denklemin delta 0'dan küçük olduğundan ve bu denklemin gerçel kökü yoktur. O 2 tane olacak diyor ama. M yerine sen -9 değerini yazacak olursan da m'nin -9 değeri için ifademiz x kare artı 9x artı 4 ifadesi bu denklemin delta 0'dan büyük olduğu için bunun 2 tane farklı gerçel kökü olacaktır. O zaman m'nin değeri 0 olamayacak. M ifadesinin değeri sadece -9'a eşit olacaktır diye söyleyebiliriz. Bakın ÖSYM'nin yine sevdiği, bir şeyler çıkartıp onu başka bir noktada kullanmanı istediği soru kalıplarından, soru tiplemelerinden bir tanesiydi yine. Peki geldik bir diğer sorumuza. M ve N sıfırdan ve birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere x kare artı m artı 1x artı 3m eksini eşittir 0 denkleminin köklerinden birisi. N eksi 3m olduğuna göre n bölü m oranı kaçtır diye sormuş bize. Denklemin köklerinden birisi n eksi 3m olduğuna göre n bölü m oranını bizden bulmamızı istiyor sorun. Şimdi bu denklemin bir kökü bu. Diğer bir köküne de ben x1 diyecek olursam. Peki ne kullanabiliriz? Kökler toplamına gidebiliriz burada. İşte m artı 1'in eksilisi olacak. Kökler çarpımına gidebiliriz ki şurada şimşeği çakması lazım bakın sende artık. 3m eksi n, burada da n eksi 3m ifadesi var. Yani birbirlerinin tam zıt işaretlisi. O zaman biz x1 ile kök değeri olan n eksi 3m'yi çarptığımız zaman kökler çarpım değeri olan, bakın x karenin katsayısı 1 olduğu için onu hiç devreye katmayacağım ben. 3m eksi n'ye eşittir. Bu iki ifade birbirlerini götürürler ve buradan da x1 ifadesinin değeri eksi 1 olacaktır diye söyleyebiliriz. Bak denklemin bir kökünü bulduk biz, eksi 1'miş. Peki eksi 1 bu denklemin bir kökü olduğuna göre gelip ben bunu yerine yazacak olursam eksi 1'in karesi 1. Artı bakın eksi 1 ile de ben bu ifadeyi çarpacak olursam eksi m eksi 1 artı 3m eksi n ifadesinin 0 yapması lazım. Bakın 1 ve eksi 1'i birbirlerini götürdüler. Eksi m artı 3m'den dolayı 2m ifadesi eksi n'yi de ben karşıya atacak olursam n'ye eşit olacaktır. Bizden soru n bölü m'yi istiyordum. Burada da artık ben her tarafı gelir m'ye bölecek olursam m'ler birbirlerini götürürler. 2 ifadesi buradan artık n bölü m'ye eşit olacak. Soruda zaten bizden bu bilgiyi, n'nin m'ye oranını istiyordu ve sorunun cevabı da 2 olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Bak denklemin köklerinden birisi vardı. Biz onu kökler çarpımından gelecek ifadeye baktığımız zaman baya benziyordu. 3m eksi n eksi 3m ifadesiydi. O zaman tam zıt olduklarından dolayı da gördük aslında ama biz bir onu gösterelim dedik. Denklemin bir diğer kökü eksi 1 yapacaktır. Eksi 1 denklemin kökü ise lap diye git onu orada yerine yaz diyor bize. Gittik yazdık eksi 1 yerine yazınca sadece m ve n'ye bağlı ifadeler kaldı bizim elimizde. Peki geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki k bir gerçel sayı olmak üzere fx eşittir x kare eksi 4x artı 5 ve gx eşittir x kare eksi 10x artı k parabollerinin tepe noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre k sayısının alabileceği değerler toplamı nedir diye sormuş bize. Tepe noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre k sayısının alabileceği değerler toplamı. Şimdi biz önce bir f fonksiyonunun tepe noktasını bulalım. Tepe noktasına T1 diye hitap edecek olursam T1, R, K demek istemiyorum çok şuradaki K'dan dolayı ama neyse sıkıntı değil onu karıştırmayız bu noktada. T, R, K dersek R dediğimiz değer eksi B bölü 2A'dan eksi B bölü 2A'dan dolayı 2 gelecektir. 2 yerine yazdığımız zaman da K'nın değeri 1 geldi. Yani bizim ilk parabolümüzün tepe noktası 2'ye 1. Peki ikinci parabolü de T2 parabolünün tepe noktasına yine ben R, K deyip onları bulacak olursam eğer ki R dediğimiz değer eksi B bölü 2A'dan dolayı eksi B bölü 2A'dan dolayı eksi eksi 10 bölü 2'den dolayı 5 yapacaktır. Ve 5'i yerine yazdığımız zaman da K ifadesinin değeri 25 eksi 50 artı K yapacak. Yani bizim K değerimizde şu K'yı yalnız burada K1 diye hitap edelim ya şu K'lar sanki gidecek gibi oldu. Tepe noktamızın ordinat değeri de o zaman K eksi 25 yapacaktır diye söyleyebiliriz biz. O zaman şunu yazalım. Birinci tepe noktamız 2'ye 1 noktası. İkinci tepe noktamızda 5'e ne noktası olacak bizim için? K eksi 25 noktası olacak. Ve diyor ki tepe noktaları arasındaki uzaklık 5 birimmiş.
Peki iki nokta arasındaki uzaklık formülünü bence hatırlıyoruzdur. X'ler farkının karesi, y'ler farkının karesi bize neyi vermesi gerekiyordu? Kare kökünü almam lazım. Bir de uzaklığım. O zaman 5 eksi 2'den dolayı 3'ün karesi. K eksi 25 eksi 1'den dolayı K eksi 26'nın karesinin kare kök değeri bize neyi vermesi lazım? 5'im. Burası 9 olduğundan dolayı içinin tamamı 25 olsun ki bu ifade K olsun. O zaman bu bölgenin değeri de buradan 16 olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Soru artık yavaş yavaş bitmeye başladı. Gel şu yukarıda soruyu bitirelim. K eksi 26'nın karesi 16'ymış. Onu bulduk artık. Biz K eksi 26'nın karesi 16'ymış. O zaman K eksi 26 ifadesi ya 4'e eşit olacaktır. K eksi 26 ifadesi ya da eksi 4'e eşit olacaktır. K'nın değeri buradan ya 30'dur. K'nın değeri ya da buradan 22'dir. Bizden istediği K'nın alabileceği değerler toplamı nedir diyor. Buna K1, buna K2 diyelim. O zaman K1 artı K2 toplam değeri de 52'ye eşit olacak diye söyleyeceğiz biz. Bak ne kadar naif bir soruydu. Niye? Zor bir soru mu? Değil tabii ki de. Parabolün en önemli noktalarından bir tanesi. Tepe noktası ile alakalı bir soru. Arkasından hiç alakası yokmuş gibi gözüken bir noktada bizim karşımıza ne geldi? Bir de analitik geometrideki iki nokta arasındaki uzaklık formülü geldi. Ve bu noktada da iki tane dersi birden artık. Yani iki konuyu da geçtim. İki dersi birden tamamen birleştirip güzel bir soru getirmişti bizim karşımıza parabolle alakalı. Geldik bir diğer sorumuza. M ve N birer gerçel sayı olmak üzere. Fx ifadesi x kare artı mx artı n parabolü. 3 birim sağa. 5 birim aşağı ötelendiğinde gx parabolü ve bu da x kare artı 2x artı 4 parabolü elde ediliyor. Buna göre m artı n toplamı nedir diye sormuş bize. Şimdi parabolün aşağı yukarı sağa sola ötelenmesinde aslında işlemler parabol üzerinden değil de sadece tepe noktası üzerinden yapılır. Yani bizim elimizde bir parabol var, tepe noktasının t olduğunu söylüyor bize. Diyor ki biz bunu 3 birim sağa öteledik, 3 birim sağa öteledik. Arkasından 5 birim de aşağıya öteledik ve yeni parabolümüz ortaya çıktı. Onu da tepe noktasına ben t üssü diyeyim. 5 birim de aşağı ötelendim. Ben t üssünü bulabilirim çünkü parabolün her şeyi bizim elimizde var. O zaman bu noktada artık biz ifademizin tepe noktasını bulacak olursak r değeri eksi b bölü 2a'dan dolayı eksi 1'e eşit olacak. K içinde gelip ben bunu fonksiyonda eksi 1'i yerine yazacak olursam bu ifadenin değeri de 3 yapacaktır. Yani bizim tepe noktamızın koordinatları eksi 1'e 3 yaptım. Dikkat ederseniz eğer ki 3 birim sağa ötelendiğinde bizim yeni parabolümüzün tepe noktası eğer ki ordinat değeri 3 oluyorsa demek ki bizim başlangıçtaki parabolümüzün tepe noktasının ordinat değeri 0'dır. Bak dikkat et, 3 birim sağa ötelendiği zaman 3 noktasına geliyor, o zaman 0. 5 birim aşağı ötelendiğinde ise ifade eksi 1 noktasına gelmiş. 5 birim aşağı ötelendiğinde eksi 1 noktasına geliyorsa da önceden 4 noktası olacaktır diyoruz biz. Ve bizden istediği şey bu parabolün denklemindeki işte x kare artı mx artı n'deki m ve n'yi nedir diye soruyor. Tepe noktasında bize 4'e 0 olarak vermiş. İstiyorsanız formülle, istiyorsanız farklı yöntem, farklı metotlarla da biz uygulayabiliriz ifademizi ama gelin tepe noktası bulma formülü uygulayalım. R dediğimiz eksi m bölü 2a'dan dolayı 2 ifadesinin değeri. Eğer ki 4'e eşitse o zaman buradan biz m'nin eksi 8 olduğunu söyleyebiliriz. Eksi 8'i yerine yazarsak da bizim artık fx parabolümüz x kare eksi 8x artı n oldu. Ve diyor ki x gördüğümüz yere biz 4 yazdığımız zaman ifadenin değeri bakın f4'ün 0 olduğunu söylüyor. 0'a eşit olacaktır diyeceğiz. Peki geldim 4'ü yazdım yerine ne elde ettik burada artık? 16 eksi 32 artı n ifadesinin değeri 0'a eşitse n'nin değeri de buradan 16 yapacak. Soru bizden m ile n'nin toplamı kaçtır diyordu. O zaman m artı n ifadesi eksi 8 artı 16'dan dolayı 8'e eşit olacak sorunun cevabı diye söyleyebiliriz biz. Yani zor bir soru değildi. Bence bilinen soru kalıplarından bir tanesiydi. En azından bilmen gereken, şöyle söyleyelim daha iyi olacak çünkü. Bilmen gereken soru kalıplarından bir tanesiydi. Yani sen parabolü sağa öteleme, sola öteleme, yukarı öteleme, aşağı öteleme yapacaksan parabolü taşımazsın. Parabolün üreteç noktası olan, yani parabolün doğduğu nokta olan tepe noktasını eğer ki taşırsan işlemlerimiz bizim için daha basit ve daha kolay olacaktır diyoruz. Peki geldik bir diğer sorumuza. Diyor ki fx eşittir x kare eksi 6x artı 7 parabolünün eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Eksenleri kestiği noktaları
köşe kabul eden üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Peki eksenleri kestiği nokta için bizim bu ifadeyi çarpanlarına ayırmamız lazım. Ama şöyle bir durum var ki x kare eksi 6x artı 7 parabolü yani denklemi şu an için çarpanlara ayrılmıyor. Ama biz şöyle diyebiliriz. Kestiği noktalar var. Şimdi eksenin sağında mı kesecek, solunda mı kesecek? Yani y eksenine göre bunu bence rahatlıkla söyleyebilirsin. Çünkü dikkat edersen kökler toplamı pozitif. Kökler çarpımı da pozitif. O zaman köklerin ikisi de kesinlikle nedir? Pozitif olmak zorunda. Yani x1 burada, x2 burada. X'e 0 yazdığımız zaman burayı 7 noktasına kesecek. Allah'tan o nokta bir sıkıntı yok. Zaten onu bulabiliyoruz biz. 7 noktasına kesecek şöyle bir parabol var bizim elimizde. Ve bize diyor ki eksenleri kestiği 3 noktayı köşe kabul eden üçgen. Bir bu kenar, diğeri de bu kenar olacak şekilde. Şu an bakın bu boyadığım üçgenin alanını istiyor bizden. Üçgende şu an alan bulmak için gerekli olan net bilgimiz var bizim. Şu nokta 7 olduğundan dolayı yükseklik değerimiz 7. 7 çarpı taban değeri lazım bize. Taban değerimizde ne olacaktır? X2 eksi X1 ifadesi olacak. Bölü 2. Peki ben X2 eksi X1'i bulabilirsem, sonuçta taban uzunluğu dedim, atıyorum tabii ki de değil. Burası 3 noktası, burası 9 noktasıysa şu uzaklık 6 birimdir. Nasıl bulduk? 9'dan 3'ü çıkartarak. Ama işin kötü tarafı şu, biz X2 ve X1'i bulamıyoruz. Bulamıyoruz derken ifade çarpanlarına net bir şekilde ayrılmıyor. Peki nasıl yapacağız? Delta delta delta. Hatırlarsanız x1 eksi x2'nin farkının mutlak değeri kök delta bölü 2a'ya kök delta bölü mutlak a'ya eşit olacaktı. A değerimiz zaten 1 olduğu için buna ihtiyacımız yok bizim. O zaman x1 eksi x2'nin farkının mutlak değeri direkt kök delta'ya eşit olacaktır. Delta'ya bakacak olursak da deltamız b kare 36 eksi 4ac, a değerin 1, c değerinde 7, yani delta ifademiz 8 yaptım. O zaman biz x1 eksi x2'nin farkının mutlak değeri kök delta ise bu ifadeye kök 8 yani 2 kök 2 diyebiliriz. X1 eksi x2'nin farkı mutlak derece buysa bu da aynı zaten, ne fark eder? Mutlak değerin içinde hatırlarsanız şu oynamayı biz yapabiliyorduk. O zaman 2 kök 2'yi hop diye gelip ben burada yerine yazacak olursam da bizden istediği artık alan ifadesi 7 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den dolayı 7'ler birbirlerini götürdüler ve alan değeri de 7 kök 2 birim kare yapacaktır diye söyleyebiliriz biz. Şimdi bak burada şundan ürkmemek lazım. Şimdi burada size sorulan geri çekebilecek ya soruyu ben çözemem dedirtebilecek olan şey şu. İşte üçgenleri, alanları, eksenleri kestiği nokta falan filan değil. Bu ifade çarpanlarına ayrılabilen bir ifade değil. Eğer ki eksi 7 olsa tabii çok basit olacak soru ama eksi 7 değil ifademiz bizim bu nokta. Bu noktada da artık sen o ifadeyi çarpanlarına ayırmadan, yani köklerini ortaya çıkartmadan nasıl bir işlev yardımıyla istediği durumları ortaya çıkartabilirsin diye düşünmek gerekiyor. Bak şekil çizdiğin zaman çok da zorlamıyor aslında. Ama sen şekil çizmeden eğer ki hareket etmeye kalkarsan görüşürüz soruda aynen bunu yapacak sana. Görüşürüz diyecek ve diğer soruya geçmeni isteyecek senden. Peki geldik diğer bir sorumuza. Diyor ki a bir gerçel sayı olmak üzere fx eşittir a eksi 2 tane x kare artı 2 a artı 1 tane x artı 4 parabolünün x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2'dir. X1 ve x2'dir. Olduğuna göre diyor ki x1 2'den küçük, x2 de 2'den büyük olduğuna göre a gerçel sayısının, a gerçel sayısının değil mi? E nerede burada? Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bize sormuş. Şimdi çok kaliteli bir yorum gerektiren soru var şu an bizimize. Yani çok net iyi bir yorum yapmamız gerekecek bizim soru için. Şimdi bizim parabolümüz x1 ve x2 noktalarında x eksenini kestiğini söylüyor bize. Şöyle kendimize bir x1 noktası burası, x2 noktası da burası olsun. Şimdi 2 noktası da burada bir yerde. Şimdi nerededir onu tam kestiremedim. X2 noktası atıyorum sallıyorum. Burada bir yerde olsun. Burası da 2 noktası bizim için. Şimdi bizim X1 ve X2 noktalarımıza eğer ki X eksenini kesecekse parabolümüzün denklemi ya bu şekilde olacaktır ya da bunun tam tersi olacak şekilde. Kolları aşağı doğru da bir parabolümüz sonuç itibariyle. Çünkü biz baş kat sayıdan haberimiz yok burada. Ya da bizim parabolümüzün grafiği bu şekilde olacaktır. Tabii ki de şu noktadan geçecek şartıyla bu şekilde oldu. Yani fx bu da olabilirdi, bu da olabilirdi. Şimdi dikkat edecek olursan 2'yi yerine yazdığın zaman ortaya çıkan f2 ifadesinin değeri pozitifken bizim parabolümüzün kolları aşağıya doğru. Kolları aşağı doğruysa o zaman a-2'nin negatif olması lazım. Yok eğer ki f2 ifadesi negatifse yani f2'nin kolları negatif değerler alıyorsa bu sefer parabolün kolları yukarıya doğru olmak zorunda.
Yani a eksi 2, yani x karenin katsayısı olan a eksi 2 buradan sıfırdan büyük olmak zorunda. Dikkat, dikkat, dikkat. Soru çözülmüştür artık bizim için. Dikkat ederseniz f2 pozitifken a eksi 2 negatif, f2 negatifken a eksi 2 pozitiftir. O zaman her ne olursa olsun f2 ile a eksi 2 artı iken eksi, eksi iken artı olduklarından dolayı bu ifadenin çarpım değeri daima sıfırdan küçük olacaktır diyeceğiz biz. Bak çok önemli bir yorumlamaydı. Yani efsane diyebileceğimiz yorumlamalardan bir tanesiydi. O zaman biz şu f2'yi bir bulalım. X gördüğümüz yere 2 yazalım. 2 yazdım 4. Yani 4a eksi 8. 2 yazdım, geldik bu noktada artık yine 4a artı 2 ifadesini elde ettik. Biz artı 2 artı 1'de 14 ifademiz var. 4 de burada 8 tane a, 16'dan da 8 çıkartacak olursak eğer ki biz artı 8'e dönüşecektir. Yani bizim ifademiz 8 parantezinde a artı 1 çarpım a eksi 2 sıfırdan küçük ahanda biz bunu bulmak istiyoruz. Peki gel bitirelim hadi. 8'de bir işim yok zaten, geldim tablomu çizdim. Köklerden bir tanesi eksi 1, bir tanesi 2, işaret artı, artı eksi, artı eksi artı. Soru bizden sıfırdan küçük olduğu bölgeyi göster diyordu. Sıfırdan küçük olduğu bölgeye bakacak olursanız da o da burası yapacaktır. Arkasından da artık biz şunu söyleyebiliriz. Eksi 1 ve 2 aralığında kalan bizim tam sayı değerlerimiz ne olacaktır bu noktada? 0 var, 1 var, başka da yok. İfadenin alabileceği o zaman 2 tane farklı tam sayı değeri olacak diye söyleyebiliriz biz. Bak 10 numara 5 yıldız yorumlama isteyen, yorumlama gerektiren sorulardan bir tanesiydi. Dikkat etmemiz gerekiyordu bizim bu noktada soruya. Peki geldik bir diğer sorumuza. Fx eşittir 2x kare eksi 5x eksi 9 parabolü ile y eşittir 4x artı 6 doğrusunun kesim noktalarının orta noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diye sormuş. Yok be, koordinatlar çarpımı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bizim elimizde bir parabol var. Şöyle kapatarsak bir kollar yukarı doğru olsun, en azından onu doğru olarak çizelim bir. Bir de işte bunun kesim noktalarının var olduğunu iddia ettiği bir de doğrumuz var. Diyor ki parabol ile doğrunun kesim noktalarının tam orta noktasını bul bize diyor. Yani şu iki nokta uzaklıkları birbirine eşit olsun. Bu noktanın koordinatları neyse onların çarpımlarını bize göster diyor. Peki biz bir doğru ile bir parabol, ki bunu genelleyebiliriz aslında, İki tane fonksiyonun kesim noktalarını ortaya çıkartmak için ne yaparız? Ortak çözüm yaparız. Yani benim yapmam gereken şey iki tane x kare eksi 5x eksi 9 parabolü ile 4x artı 6'yı ortak çözüme sokmam lazım. 4x ve 6'yı eğer ki ben karşıya gönderecek olursam da iki tane x kare eksi 9x ifadesi eksi 15 eşittir 0 yaptım. Şimdi acaba bu ifade çarpanlarına ayrılabiliyor mu, ayrılamıyor mu? Bunu bir ortaya çıkartmamız gerekir bizim. İstiyorsanız deneyebilirsiniz de, problem yok. Ama bu kestiği nokta x1, bu kestiği nokta x2 ise bu orta noktayı bulmak istiyorsam ben x1 artı x2 bölü 2 yapmam lazım. Hocam niye? Orta nokta demedik mi o zaman? Bu toplam değerin tam ortasını vermek zorunda. Peki bu denklemin kökler toplamı ne yapacaktır bizim için? X1 artı x2 ifade 9 bölü 2. Ben 9 bölü 2 yerine yazar, bir de 2'ye bölecek olursam demek ki bizim bu noktadaki apsis değerimiz 9 bölü 4 olacaktır. Bize bir de ordinat değeri lazım. Ordinatı nasıl bulacağız peki? Hocam fark etmez, parabolde de doğruda da yerine yazarım, çıkan değer zaten aynı olacaktır. Olmaz. Bu nokta kimin üzerinde? Sadece ve sadece doğrunun üzerinde. Bu parabolün üzerinde olan bir nokta değil ki bizim için. O zaman ben burada ordinat değerini ortaya çıkartmak istiyorsam gidip bunu doğruda yerine yazmam lazım. O zaman biz gelip y eşittir 4x artı 6 doğrusunda x'i gördüğüm yere 9 bölü 4 değerini yazacak olursam, o zaman ifade 4 çarpı 9 bölü 4 artı 6'dan dolayı da 6'yı da eklemem lazım tabii ama önce 15'e eşitlendi. Yani bu noktada bizim için 15 noktası oldu. Bizden istediği orta noktanın koordinatlar çarpımı kaçtır diye soruyor artık. Bakın bu noktanın koordinatlar çarpımını istemişti. O zaman son olarak da 9 bölü 4 ile ben 15'i çarpacak olursam bu çarpım değeri 225 bölü 4'e eşit olacak diye söyleyeceğiz biz. Bakın yine nazik, naif, zor olmayan, çok kolay da olmayan tabii ki de. Yani zor değilse hocam kolay mı? Vallahi kolay da değil yani bu soru, net konuşmak gerekiyorsa. Orta düzey yorumlama gerektiren sorulardan bir tanesiydi bizim için. Yani bakın burada en fazla yapılan hata şu ifade çarpanlarına ayrılmaya çalışıyor. Bak ayrılıp ayrılmadığını bilmiyorum şu anda ben. Belki de o ifade
çarpanlarına ayrılabilen bir ifadedir. Onu hiç kontrol dahi etmedim ben. Benden istediğim, kestiği noktaların orta noktasını bulmamı istiyorsa, o zaman kestiği noktaların toplamının yarısı oranın apsisini verecek zaten bana. Kestiği noktalarda kökler, kökler toplamının yarısı o zaman bize orta noktanın apsis değerini verecek diye söylememiz yeterli olacaktır. Peki geldik, bir sınav tarzı sorumuz daha çıktı karşımıza. Diyor ki x artı 1'in karesi artı 3 fonksiyonuna orijinden çizilen teğetlerin parabol ile değme noktaları A ve B noktalarıdır. Buna göre A ve B noktaları arası uzaklık kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi bizim elimizde işte kolları yukarıya doğru tepe noktası eksi 1'e 3 olan bir parabol var şu an farkındaysan. Çünkü tepe noktası bilinen parabol denklemini yazmış bize. Şimdi biz şöyle kendimize yine bir kaba taslak bir parabol çizsek, kolları yukarıya doğru, onu görüyorum ben. Diyor ki orijinden çizilen teğetler, peki orijinden geçen doğruların denklemleri nasıl olurdu? Y eşittir mx şeklinde. Sonuçta sıfıra sıfır noktasını sağlaması gerektiğinden dolayı yanında ekstradan bir sabit olmazdı. Şimdi orijinden çizilen bir teğet var. Diğerini şu an için çizmeyeceğim. Bakalım bir önce bir tanesini bulalım, öbürüne gelecek. Peki bir parabol ve bir doğru birbirine teğetse, o zaman ortak çözüm yaptığımızda delta'nın sıfırlanması lazım. Şimdi biz bir fx'i bir düzenleyelim önce, bir açalım. X kare artı 2x artı 4 olacaktır. Bakın x kare artı 2x artı 1 buradan gelecek. Şu 3'ü de üzerine ekledim, 4. Bizim parabole teğet çekeceğimiz denklemde y eşittir mx'tim. O zaman ben bunları eğer ki ortak çözüme sokacak olursam tek bir noktada kesişmeleri gerektiğinden dolayı deltaları sıfıra eşit olacaktır. O zaman biz buradan x kare artı 2x artı 4 ifadesi eşittir mx. Mx'i karşıya çekersem de x kare x artı 2 eksi m x artı 4 eşittir 0 denkleminde delta'nın 0'a eşit olması lazım. Delta 0'a eşit olacaksa bak şu yorum yapabilirsin. Buradaki ifade demek ki bir tam kare ifadeymiş. Peki sonu artı 4 ile biten tam kareler neler? X kare artı 4x artı 4 eşittir 0 ve bir de x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. O zaman buradan artık biz x kare artı 4x olmasını istiyorsak ilk ifade için m'nin alacağı değer buradan eksi 2 olacak. M'nin değeri eksi 2 ve buradan da m'nin alacağı değer de 6 yapacaktır diye söyleyebiliriz biz. Problemimiz var mı? Yok. Peki m değeri 6 ise veya 2 ise fark etmez. Bizim bu noktada denklemimiz neye dönüşecektir? X kare eksi 4x artı 4 eşittir 0. Diğer taraftan da x kare artı 4x artı 4 eşittir 0. Demek ki bizim teğet noktalarımızın apsis değerleri bu denklemlerin kökleri olan x'in 2 ve x'in eksi 2 köküymüş, değeriymiş. Yani buradan geçen teğet 2 noktasından, bir de buradan geçen var işte orijinden geçen. Bu da ne olacaktır? Eksi 2. Bizden A ve B noktaları arasındaki uzaklıkları bulmamızı istiyordu. Apsis değerleri varsa ordinatları bulmak için bakın noktalar parabol üzerinde de olduğundan dolayı parabolde ben bunları kullanabilirim. X'lerini 2 yazdığımız zaman 3. Karesi 9. 3 daha eklersem burası 12 yaptım. Yanlış yapmayalım da bir de. 2 artı 1 daha 3. Karesi 9. 3 daha 12. Tamam. Eksi 2'ye baktığımız zaman da eksi 2. 1 yaptı. Karesi 1. Bir de buradan gelecek. Burası da artık 4 noktası olacaktır. Bizden bu iki noktanın arasındaki uzaklığı istiyor. Nasıl? X'ler farkı 2 eksi eksi 2'den dolayı 4'ün karesi artı Y'ler farkı 12 eksi 4'ten dolayı 8'in karesinin karekökü almam gerekecek burada. O zaman kök içerisinde 64 artı 16'dan dolayı 80. 80 ifadesi 16 çarpı 5 olduğundan dolayı da bu iki noktanın arasındaki uzaklık artık 4 kök 5'e eşit olacak diye söyleyeceğiz biz de. Bak bu soru 2019 AYT sınavında senin karşına çıkarsa gram şaşırmam. Bak net bir şekilde söylüyorum. Tam anlamıyla ama tam anlamıyla AYT sınavına uygun bir soruydu bizim için. Bak bundan önceki sorularda bunu söylemedim çok fazla. Tabii ki de sınavda önceki çözdüğümüz soru tiplemelerinden de gelebilir. Gelme ihtimali yüksek. Biz özenle seçerek sorularımızı buraya götürüyoruz. Sonuçta zaten burada çözeceğimiz maksimum 12-13 tane 15 tane sorumuz var. Bunların yarısı iyi, yarısı normal düzey olsun istemiyoruz. Hep sınav tipinde, sınavda bizim karşımıza çıkabilecek tipte sorular olsun istiyoruz ki bence en yakın olanı, sınav tipine en yakın olan soru net bir şekilde bu soruydu. Önemli bir soruydu bence. Dedik, geldik bir sınav tarzı sorumuz daha var karşımızda. Fx eşittir x kare eksi 2x artı 7 fonksiyonu veriliyor. Buna göre verdiği işlemde işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi nedir diye sormuş bize.
Şimdi herhalde şuna ciğeri yeten kimsenin olduğunu ben çok zannetmiyorum, değil mi? 3 eksi kök 7 yaz. 2 kök 5 eksi 2 yaz. 4 eksi 2 kök 5'i yaz. Kök 7 eksi 1'i yaz şeklinde bir işlem yapacak olanınız var mı arada? Bence yoktur. Şimdi elimizde bir parabol var. Parabol nasıl? Grafik olarak nasıl bir ifade belirtili parabol? İşte biz kolları yukarı olarak genelde biz parabolü hatırlıyoruz. Hep deyince çünkü o geliyor bizim aklımıza. Kolları yukarıya doğru başlar, başlar, başlar. Bir noktada gelince canı sıkılır. Ve o canı sıkıldığı noktadan itibaren tekrardan yukarıya çıkar. Ve o can sıkıntısı yaşadığı noktanın sol ve sağında oluşan kollar birbirlerinin aynısı değildir ama tam anlamıyla bir simetrileridir. Ve biz bu noktaya simetri noktası diyoruz. Bu herhangi bir nokta dedik ya, canı sıkıldığı nokta. Simetri noktası. Simetri noktası tepe noktasıdır zaten. Tepe noktasının apsine baktığımız zaman eksi b bölü 2a ifadesinden dolayı bizim r değerimiz buradan 1 yapacak. Yani bizim x eşittir 1 doğrumuz simetri noktamızdır. Peki bu ne demektir? 1'in solunda ve sağında eşit uzaktaki noktalar hep aynıdır. Mesela 1'in 4 solunda, yani f eksi 3 ifadesi. 1'in 4 sağında f5 ifadeleri birbirlerine eşittir. Veya 1'in 10 solunda eksi 9 ifadesi, 10 sağındaki f11 ifadeleri birbirine eşittir. Şeklinde biz düşünebiliriz. Peki şuna artık dikkat etmenizi istiyorum sizin. Eksi 3 ve 5'in toplamı neye eşit? 2'ye. Eksi 9 ve 11'in toplamı neye eşit? Hocam bu da 2'ye. Hocam niye 2'ye eşit peki? Daha demin hatırlarsan bir soruda çıkmıştı. Bu bizim orta noktamız. Dolayısıyla sağ ve solda bulunanların toplamının yarısı sana bu noktayı vermek zorunda. Ki orta nokta olduğunu biz görebilirim. O zaman dikkat edersen bak, 3 eksi kök 7 ile 3 eksi kök 7 ile kök 7, niye yazamıyorum ya? Heyecanlandım ben soruyu çözünce. Kök 7 eksi 1'in toplamına baktığımız zaman ne yapacaktır? 2. 2'nin yarısı da 1 yapacağından dolayı o zaman biz bu iki ifadeleri birbirlerine eşit olacaklardır diye söyleyebiliriz. Yani ben üstteki ifadeye m dersem bu ifade de m yapacaktır. Arkasından 2 kök 5 eksi 2 ile 4 eksi 2 kök 5'i de topladığınız zaman, 4 eksi 2 kök 5 topladığınız zaman bu da 2 yaptı. Ve bunun yarısı da 1 yaptığından dolayı o zaman bu iki ifade de yine biz birbirlerine eşit olacak diyebiliriz. Yani bu ne ise bu da ne oldu? Sorunun bizden istediği şey ise m eksi n bölü n eksi m'ye eşitlendi. O zaman cevap tam eksi 1 yapacaktır. Bak çok cin soru. Çok 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 cin soru bizim için. Bak tekrardan söylüyorum. Bizim simetri eksenimiz x eşittir 1 doğrusu. Bunun ne kadar sağına gittiysen o kadar da soluna gelmen gerekecektir. Dolayısıyla buradaki nokta m, buradaki nokta eğer ki ne ise m ile n'nin toplamının yarısı 1 yapması lazım. Yani m ile n'nin toplamının 2 olduğu her durumda ifadeler birbirlerine eşit olacaklar. Çünkü simetri eksenine göre simetrik noktalarda bulunuyorlar. Bunlar da onu çıkarttı zaten bize. Bakın bu ikisinin toplamı 2. Yani simetri eksenine göre simetrikler. Bu ikisinin toplamı 2. Bu da yine simetri eksenine göre simetrikler. Dolayısıyla ikisi aynı değer, ikisi aynı değer ve ifadenin değeri de bizim için eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Dedik ve geldik bir önceki dersimizin ödüllü sorusuna. Verdiği ifadede, verdiği dizideki ilk 16 terin toplamını bulun diyordu bize. Şunu söylemiştim ben o noktada. Paydalı 2 ifade n kare artı 3 n artı 2 ifadesi çarpanlarına ayrılabilen bir ifade. Yani 1 bölüm n kare artı 3 n artı 2'yi biz istersek n artı 1 çarpı n artı 2 diye çarpanlarına ayırabiliriz. Biz bunu çarpanları ayırmada ve polinomlarda gördük, basit kesirleri ayırma yöntemini. Ben bu ifadeyi a bölü n artı 1 artı b bölü n artı 2 şeklinde istersem basit kesirlerini ayırabilirim. Payda eşitlemek adına gelip ben bu ifadeyi n artı 2 ile bu ifadeyi de n artı 1 ile çarparsam yukarıda a çarpı n artı 2 artı b çarpı n artı 1 bölüm. Paydada ne gördük peki? N artı 1 çarpı n artı 2. N artı 1 çarpı n artı 2. Eşittir tabii ki de. Bunların paydaları aynı olduklarına göre o zaman pay kısmında bulunan ifadeler de aynı olmak zorunda. Yani a çarpı n artı 2 artı b çarpı n artı 1 ifadeleri bizim için aynı değerler olmalı. Neye eşit olacak peki? Eşittir 1'e. Peki ben nasıl bulacağım burada artık ifademi? Dikkat edecek olursak a n b n, yani burada n'ler birbirini götürmesi için a artı b'nin 0 olması lazım. 2a artı b ifadesi var bakın bir de. 2a artı b ifadesinde
sabit terim değeri olan 1'e eşit olması gerekir ki buradan biz a'yı 1 buluruz. A'yı 1 bulduysak da toplamları 0 olması için b eksi 1'dir. O zaman bizim an dizimiz a yerine 1, b yerine eksi 1 yazacak olursak eğer ki 1 bölü n artı 1 eksi 1 bölü n artı 2'ye dönüşecektir. Bize diyordu ki ilk 16 terimin toplamını bul. A1 dediğimiz ifade 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. A2 dediğimiz ifade 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 nokta nokta nokta. A16 dediğimiz ifade de 1 bölü 17 eksi 1 bölü 18 olacaktır. Ben bunları taraf tarafa toplarsam ilk 16 terimi topla diyordu çünkü. Bakın 1 bölü 3'ler, 1 bölü 4'ler ve 1 bölü 17'ler gitti. Bu toplam değeri de 1 bölü 2 eksi 1 bölü 18'e eşitlenmiş oldu. Bunu 9 ile çarparsam 9'dan 1 çıktı. İfadenin değeri 8 bölü 18'e eşitlenmiş oldu. Ve 2 ile de sadeleştirecek olursak bu toplam değeri 4 bölü 9'a eşit olacaktır. Sorunun doğru cevabı. Doğru yapan arkadaşlarımızı tabii ki de tebrik ederiz dedik ve geldik bugünün ödüllü sorusuna. Uzun kenarlarından bir tanesinin duvar örülecek ve diğer kenarlarının tel örülecek. Duvar örülecek ve tel. Tamam. Dikdörtgen biçiminde bir bahçeye kullanılan telin uzunluğu 80 metredir. Buna göre bu bahçenin alanı en çok kaç metrekaredir diye bizlere sormuş dedik ve burada artık dersimizi bitirelim. Bir sonraki dersimiz olan limit soru çözümü dersinde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın.